Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Nazlı'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğun istek üzerine hazırladığım bu güzel yeleğimizin detaylı anlatımını yapacağım. Görmüş olduğunuz üzere yeleğimiz V yakalı cep kısımları bulunan oldukça şık bir yelek. Yapımı da çok çok kolay arkadaşlar. Herhangi bir zorluğu yok. Yeleğimizin içerisinde haroşa örgümüz, ikili lastiğimiz ve düz örgümüz mevcut. Yeni örgüye başlayan arkadaşlarımızın rahatlıkla örebileceği bir kolaylıkta. Şöyle arka kısmına da bakalım. Arka kısımdan duruşu da bu şekilde. Yeleğimizin ölçüleri 1,5-2 yaş arası çocuklar için ideal durumda. Sizler dilerseniz daha büyük veya daha küçük de rahatlıkla oluşturabilirsiniz. Çünkü lastikten sonrası düz örgü. Hani herhangi bir örnek olmadığı için İstenilen ay grubuna, yaş grubuna rahatlıkla örülebilecek bir model. Şimdi vakit kaybetmeden yeleğimizin yapımına geçelim. Şöyle yeleğimizin yapımında Nakoelit Baby ipini kullanacağım. İpimiz anti peeling, özellikle 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda olan bebek örgü iplerimizden. Bu şartlı bir marka değil arkadaşlar. Dilerseniz daha farklı bebek örgü iplerini de tercih edebilirsiniz. Cep kısmımız için de şöyle bir avuç içi kadar farklı renge ihtiyacımız var. Dilerseniz yeleğinizin ana rengiyle de oluşturabilirsiniz. Hani farklı renk kullanmak isteyen arkadaşların bir avuç içi kadar ipinizin olması yeterli oluyor. Şiş olarak da elimin dokusuna göre 4 numara şişimi kullanacağım. Sizler de elinizin sıklığına, bolluğuna göre şiş numaranızı belirtebilirsiniz. Yeleğimize ilk olarak yan kısmından başlayacağız. Bunun için klasik başlama tekniği de 40 tane ilmeğimizi şişimizin üzerine alalım. İlmeklerimi 40 taneye tamamladım. Birlikte kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. İlmek sayımızı tamamladıktan sonra burada ipimize bir düğümümüzü atıp sağlamlaştıralım. İlk iki tane ilmeğimizi düz olarak örelim. İpimiz arka kısımda. Ardından ipimizi kendimize taraf alıp sırada gelen iki tane ilmeğimizi ters olarak örelim. Ardından ipimizi diğer kısma bırakıp sıradaki iki tane ilmeğimizi düz olarak örelim. Tekrar ipi kendimize taraf alıp sıradaki iki tane ilmeği ters olarak örelim. İkili lastik örüyoruz hanımlar bu kısımda. İki ters, iki düz. Sıra sonunda 8 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar iki ters, iki düz örerek devam edelim. Şöyle iki ters, iki düz örerek sıra sonuna doğru geldim. Sonda 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim kaldı. Bu 8 tane ilmeğimiz düğme bandı olacak. Bunun için haroşa örgü olarak öreceğiz. Ben haroşa örgümüzün ön yüzünden de arka yüzünden de düz örgü örerek elde ediyorum. Bunun için 8 tane ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıramızı tamamlayıp dönüşümüzü aldık. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu 8 tane ilmeğimiz belirttiğim gibi düğme bandı olacağı için haroşa örgü olarak örülecek. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Ardından lastik örgümüze doğru devam edelim. Dikkat edelim, 8 tane ilmek olacak. 2, 4, 6, 8. Şimdi sıradaki iki tane ilmeğimiz düz olarak görünüyor. Düz olarak örelim.
Ardındaki iki tane ilmeğimiz ters olarak görünüyor. İpimizi kendimize taraf alıp ters olarak örelim. Yani düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. 2 düz, ardından 2 ters. Şöyle yakından göstereyim. Umarım detaylı şekilde görünüyordur arkadaşlar. Bakın. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna doğru geldim. Sıra sonundaki 2 tane ilmeğimizin normalde ters olarak örülmesi gerekiyor ama bu 2 tane ilmeğimizi düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Ardından bu şekilde dönüşümüzü alalım. Kenar kısımda bu şekilde çıkıntının oluşmasını sağlayalım arkadaşlar. Dikiş yaparken kolaylık sağlayacak bize. Dönüşümüzü aldıktan sonra ilk ilmeğimizi örmeden şişimize takalım. Ardındaki ilmeği düz olarak örelim. Ardından sıradaki iki tane ilmeğimiz ters olarak görünüyor. Ters olarak örelim. Ardından düz. İkili lastiğimizi devam ettiriyoruz. 2 ters, 2 düz örerek sıra sonunda 8 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar devam edelim. Şöyle yakından göstereyim. 2 ters, 2 düz örerek geldim. Sıra sonunda 8 tane ilmeğim kaldı. Haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Dönüşümü aldım. İlk ilmeğimizi örmeden lastik örgümüze doğru haroşa örgü olarak öredim. Ve lastik örgümüze geldik. Bakın buradaki görüntü bu şekilde arkadaşlar. 8 tane ilmeğimiz kenar bandı için haroşa örgü, ardından lastik örgümüz. 2 tane düz ile başlıyoruz. 2 düz, 2 ters. Şimdi sıra sonuna doğru 2 düz, 2 ters örerek devam edelim. Sondaki dönüşü tekrar göstereyim. Sıra sonuna geldim. Sondaki 2 tane ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamladım. Hemen bu şekilde dönüşümü aldım. Ardından ilk ilmeğimi örmeden bir sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Ardından 2 tane ilmeğimiz ters olarak görünüyor. Ters olarak öredim. Ardından 2 düz. Bant ilmeklerimize doğru 2 ters 2 düz olarak örelim. Bant ilmeklerimizi de haroşa örgü olarak örüp bu sıramızı tamamlayalım. Tarif ettiğim şekilde sıramı tamamladım. Dönüşümü aldım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bakın kenar kısımda 3 diş haroşa sıramız oluştu hanımlar. Bu sıramızda düğmemiz için ilik açacağız. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Ardındaki 2 tane ilmeğimizi örelim. Şişimizin üzerinde 3 tane ilmeğimiz var. Sırada gelen 4. ve 5. ilmeği 1 olarak örelim. Şişimizi bir dolayalım. Ardından ilmeklerimizi örüp devam edelim. 1. ilik kısmını açmış olduk hanımlar. İlk etapta 3 ilmeğimizi ördük. 4. ve 5. ilmeğimizi tek seferde alıp şişimizin üzerine bir doladık. Ardındaki 3 tane ilmeğimizi de örüp bant ilmeklerini tamamlamış olduk. Şimdi lastik örgümüzdeyiz. İlmekleri gördüğümüz gibi örüp sıramızı tamamlayalım. Burada da herhangi bir farklılık yok arkadaşlar. Sıra sonundaki 2 tane ilmeğimizi düz olarak örüp
sıramızı tamamlayacağız. Tarif ettiğim şekilde sıramı tamamladım, dönüşümü aldım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden ardındaki bir tane ilmeği düz olarak örelim. Ardından lastik örgümüzü örüp sıra sonunda 8 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar devam edelim. 8 tane ilmeğimizi de haroşa örgü olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Örgümüz bu şekilde bir miktar devam edecek hanımlar. Lastik örgümüz toplamda 16 sıra oluncaya kadar aynı şekilde örgümüzü örüp gelelim. Şöyle sizlere tarif ettiğim şekilde toplamda 16 sıram oluncaya kadar örgümü aynı şekilde devam ettirdim. Burada haroşa sıralarımızda 2, 4, 6, 8 tane olmuş durumda. Buradan sonrasında örgümüzün ön yüzünde tüm ilmeklerimizi düz olarak örüp sıramızı tamamlayacağız. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Artık lastik örgümüzü tamamlamış olduk hanımlar. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüp ön yüz sıramı tamamladım. Dönüşümü aldım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden şişimizi alalım. Ardından ipimizi kendimize taraf alıp ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonundaki 8 tane ilmeğimizi haroşa örgü olarak devam edeceğiz. 8 tane ilmeğimize varana kadar ters olarak örüp devam edelim. Ve sıra sonuna doğru geldik. 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimiz kaldı. Burada ipimizi diğer kısma doğru bırakıp 8 tane ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün ön yüzünde tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Arka yüzünde ise kenar bandımız hariç tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bant ilmeklerimizi düz olarak. Ön yüz sıramızı tamamlayalım. Arka yüz sırada tekrar göstereyim. Şöyle ön yüz sıramı tamamladım. Dönüşümü aldım. İlk ilmeğimizi örmeden ardından ipimizi kendimize taraf alıp ilmeklerimizi ters olarak örüp devam edelim. Sıra sonundaki 8 tane ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüp arka yüz sıramızı tamamlayalım. Bu şekilde örgümüzü bir miktar devam ettireceğiz hanımlar. Örgümüzü bir miktar örüp gelelim. Kaç sıra ördüğümü belirteceğim. Bir de 11 diş haroşa sırasında bir iliklerimizi açmayı tekrarlayacağız. Bakın burada birinci iliğimizi açtık. Üzerine 2, 4, 6, 7 diş haroşa sıramız oluştu. 11 diş haroşa sıramız oluştuktan sonra ilik çalışmamızı tekrarlayacağız. Şöyle ilik çalışmamızın üzerine toplamda 11 diş haroşa sıram oluşuncaya kadar örgümü ördüm. Şöyle 2, 4,
6, 8, 10, 11 sıra. İkinci ilik çalışmamızı da birlikte tekrarlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ardındaki iki tane ilmeğimi birer birer ördüm. Şişimin üzerinde 3 tane ilmeğim var. 4. ve 5. ilmeği bir olarak ördüm. Şişimin üzerine doladım. Ve ikinci ilik çalışmamızı da yapmış olduk hanımlar. Buradan sonrasında tekrar 11 diş haroşa sıramızı öreceğiz. Ardından ilik çalışmamızı tekrarlayacağız. Tarif ettiğim şekilde örgümü bir miktar devam ettirdim. Şöyle arka kısmına da bakalım. Arka kısımdaki görüntümüz bu şekilde. Burada cep kısmına geçiş yapmadan önce örgümüzün tam ortasına denk gelen 16 tane ilmeğimizle haroşa örgü öreceğiz. Sonrasında diğer rengimizle cep kısmımızı oluşturacağız hanımlar. İşlemimize geçmeden önce burada toplamda kaç santim kadar oldu? Hemen ölçüsünü de vereyim. Şöyle toplam 14 santim. Daha büyük yaşları örüyorsanız 2-3 santim daha örgünüzü devam ettirdikten sonra cep kısmındaki işleme geçiş yapabilirsiniz. Benimle aynı ölçülerde ören arkadaşlarım 14 santim yeterli oluyor. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Şişimizin üzerinde 12 tane ilmeğimiz oluncaya kadar ters olarak örelim. Şöyle kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane ilmeğimizi ördükten sonra ipimizi diğer kısma doğru bırakıp sırada gelen 16 tane ilmeğimizi düz olarak örüp devam edelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane ilmeğimizi ördükten sonra ipimizi kendimize taraf alıp sırada gelen 4 tane ilmeğimizi ters olarak örelim. 3, 4. Sıra sonunda 8 tane ilmeğimiz kaldı. Bant ilmeklerimiz. 8 tane ilmeğimizi de haroşa örgü olarak örüp arka yüz sıramızı tamamlayalım. Dönüşümüzü alalım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bir diş haroşa sıramızı örmüş olduk arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzünde herhangi bir farklılık yok. Tüm ilmeklerimizi düz olarak örüp devam ediyoruz. Ön yüz sıramı tamamlayıp dönüşümü aldım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden ardından ipimizi kendimize taraf alıp şişimizin üzerinde 12 tane ilmeğimiz oluncaya kadar ters olarak örüp devam edelim. İki, dört, altı, sekiz, on, 12. Ardından ipimizi diğer kısma doğru bırakıp sıradaki 16 tane ilmeği düz olarak örüp devam edelim. Örgümüzün arka yüzünde düz olarak ördüğümüz zaman ön yüzde haroşa örgü oluşuyor. 16 tane ilmeğimizi tamamladıktan sonra ipimizi kendimize taraf alıp sıradaki 4 tane ilmeği ters olarak örelim. 1, 2, 3, 4. Sıra sonundaki 8 tane ilmeğimizi de haroşa örgü olarak örüp arka yüz sıramızı tamamlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Tüm ilmeklerimizi düz olarak örüp ön yüz sıramızı tamamlayalım. Arka yüzde işlemimizi tekrarlayalım. Burada haroşa sıramız 3 tane olacak. Şu anda 2 sıra haroşa örgümüz var.
Tarif ettiğim şekilde örüp buradaki haroşa sıra sayısını 3'e tamamladım. Bu sıramızda diğer renk ipimizi ilave edeceğiz hanımlar. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. İlmeklerimizi düz olarak örüp devam edelim. Şöyle şişimizin üzerinde 12 tane ilmeğimiz var. Bakın haroşa ilmeklerimize geldik. Burada diğer renk ipimizi bağlayalım. İki ilmekten sonra ipimizi bağladık. Haroşa ilmeklerimizi diğer renk ipimizle örmeye başlayalım. Burada bağladığımız ipi de yürüterek gizleyelim. Haroşa ilmeklerimizi düz olarak örüp geldik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmeğimiz var. Diğer renk ipimizle ördük. Sıra sonunda 12 tane ilmeğimiz. Sıramızın başında 12 tane ilmeğimizi örmeyi durduruyoruz. Sadece cep kısmı için ayırmış olduğumuz 16 tane ilmeğimizi örerek devam edeceğiz. Bu 16 tane ilmeğimizi örgümüzün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olarak öreceğiz. Şimdi dönüşümüzü aldık. Burada dönüşümüzü alacağımız zaman ipimizi şöyle örgümüzün ön kısmına doğru bırakalım. İlmeği örmeden şişimize takıp tekrar ipimizi kendimize taraf alalım. Ardından ilmeklerimizi ters olarak örüp devam edelim. Belirttiğim gibi toplamda 16 tane ilmeğimizi örüyoruz. Sıra sonuna doğru geldik. Burada ipimizi diğer kısma bırakıp sondaki ilmeği düz olarak örelim ve dönüşümüzü alalım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk ilmeği örmeden alalım. İkinci ilmeğimizi düz olarak örelim. Üçüncü ilmeğe geçiş yapmadan burada ipimizi parmağımıza dolayıp bir tane ilmek artışı yapalım. Ardından sıra sonu dediğim arkadaşlar bu 16 tane ilmeğin sonu oluyor. Sonda iki tane ilmeğimiz kalıncaya kadar İlmeklerimizi birer birer örüp devam edelim. Şöyle iki tane ilmeğimiz kaldı. Burada tekrar ipimizi parmağımıza dolayıp ilmek artışı yapalım. Ardından iki tane ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlayalım. 16 tane olan ilmeğimiz iki tane ilmek artışıyla 18'e yükselmiş oldu. Dönüşümüzü aldık. İlk ilmeği örmeden ardından örgümüzün arka yüzünde olduğumuz için ilmeklerimizi ters olarak örüp devam edelim. Şimdi cep kısmımız istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar bu 18 tane ilmeğimizle örgümüzü devam ettireceğiz. Dönüşümüzü aldık. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve ilmeklerimizi düz olarak örüp devam ediyoruz.
Bu şekilde bu 18 tane ilmeği döne döne öreceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak. Şimdi gerekli uzunluğa gelene kadar cep kısmımızı örüp gelelim. Tarif ettiğim şekilde cep kısmım gerekli uzunluğa gelinceye kadar ördüm. Toplamda kaç santim oldu? Birlikte bakalım. Şöyle başlangıç sıramızdan itibaren 15 santim. Son iki sıra daha öreceğiz ve cep kısmımız tamamlanmış olacak. Bu sıramızda ilmek eksiltmesi yapacağız. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Sırada gelen iki tane ilmeğimizi bir olarak örüp bir tane ilmek eksiltmemizi yapalım. Ardındaki ilmeklerimizi düz olarak örüp sıra sonuna doğru devam edelim. Şöyle sıra sonunda 3 tane ilmeğimiz kaldı. 2 tane ilmeği bir olarak örüp bir tane daha eksiltmemizi yapalım. Sıra sonundaki ilmeğimizi de düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden ardındaki ilmekleri ters olarak örüp arka yüz sıramızı tamamlayalım. Cep kısmına ilk etapta 16 tane ilmekle başladık. 16 tane ilmekle kapanışımızı yapmış oluyoruz hanımlar. Birlikte kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmeğimiz. Burada kırmızı ipimizden bir miktar bırakıp keselim. Cep kısmının dikiş işlemi için lazım olacak hanımlar. Burada ipimizin kaldığı kısımdan bu şekilde şişimizi düzeltelim. Buradaki ipimizle düğümümüzü atalım. Şöyle cep kısmımı arkaya doğru aldım. İpimizi bağlayıp sağlamlaştırdıktan sonra kaldığımız yerden gri renkteki ipimizle ilmeklerimizi düz olarak örüp devam edelim. Tekrar şişimizin üzerinde toplamda 40 tane ilmeğimiz var hanımlar. İlmek artışı veya eksilmesi olmadı. 16 ilmekle cep kısmımızı örmeye başladık. Tekrar 16 ilmekle cep kısmımızı kapattık. Bakın bu şekilde. Cep kısmımızı bu şekilde dikeceğiz ve kapatacağız. Şimdi ilmeklerimizi birlikte kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 tane ilmeğimiz. Örgümüzün arka yüzündeyiz. İlmeklerimizi ters olarak örelim. Bant ilmeklerimizi tekrar haroşa örgü olarak devam ettireceğiz hanımlar.
bant ilmeklerimize geldik. Haroşa örgü olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Şimdi cep kısmımızı dikelim. Şöyle iğnemi hazırladım. Bakın hanımlar, kenar kısımda bu şekilde çıkıntılarımız var. Eğer benim gibi dönüşlerinizi aldıysanız sizde de bu şekilde çıkıntılar oluşmuştur. Burada çıkıntıların içerisine karşılıklı şekilde girişler yaparak dikişimizi yapacağız. Hemen buradan başlıyorum. Arka kısımdaki çıkıntıya girişimi yaptım. Ardından ön kısımdaki çıkıntıya. Bir ön kısımdaki. Sırasıyla yapalım. Ardından ipimizi çekelim. Çektikten sonra örgümüzü doğal haline getirelim. Dikişimizde kasılma olmasın. Şöyle uç kısma kadar geldik. Örgümüzü esnetelim iyice. Esnettikten sonra burada bir tane düğümümüzü atalım. Ardından ipimizi kesmeden örgümüzün içerisinden yürüterek aynı şekilde buradan çıkış yapalım. Hani sırayı kaybetmeyelim arkadaşlar. Örgümüzün içerisinden bu şekilde geçiş yapalım. Dilerseniz daha farklı dikiş de yapabilirsiniz. Bu şekilde benim kolayıma geliyor. Şöyle uç kısma geldik. Burada bir tane düğüm atalım. Düğümümüzü attıktan sonra diğer kısımdaki gibi tekrar bir arka kısımdaki çıkıntı, bir ön kısımdaki çıkıntıya giriş yaparak bu kısmı da birleştirelim. Ve sona doğru geldik. Burada herhangi bir boşluk oluşmasın diye dengeli şekilde girişler yapın arkadaşlar. Ve bu kısmı da kapatmış olduk. Düğümümüzü atıp ipimizi sağlamlaştıralım. Sağlamlaştırdıktan sonra direkt ipimizi kesmeyelim. Örgümüzün içerisinden bir miktar yürütelim. Şöyle yürüttükten sonra ipimizi keselim.
işimiz temiz ve sağlam olsun. Ve cep kısmımız gördüğünüz üzere tamamlanmış oldu. Şöyle. Şimdi örgümüzde ilmek artışı eksiltmesi yapmadan bu 40 tane ilmeğimizin bant ilmeklerini haroşa örgü olarak, diğer ilmekleri de örgümüzün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olarak örgümüzü devam ettirelim. 11 diş haroşa sırasında bir iliklerimizi açmayı unutmayalım arkadaşlar. Kol kesim yerine varana kadar örgümüzü devam ettirelim.